vazife-i ilahiye karışmamak. Allah'ın işini üzerine alma. Allah'ın taşıdığını taşıyamazsın. Kainatı yönetmeye kalkma. Kendini yönetmekten acizsin. Şimdi garip bir şeyden inşallah bahsedeceğim ve böyle yapayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimiz keyfiyet. Ne demek esas? Şu, doğru düşünemezsek vehim, amelimizden emin değilsek vesvese olur. Vesvese ameledir, vehim düşüncedir. Şimdi şey anlatacağım. Hasreten Resul sizlere. Şimdi bak, subutu sıfattan, sıfatı subutiyeden keyfiyeti anlatacağım. Nedir? İlim, irade, kudret, hayat, kelam, sem, basar. Doğru mu abiler? Subut-u sıfat. İlim, dalalete giden çoktur ilimle. İnnemâ utûtiye alâ ilmin. İlmimle. Karun ilmiyle gitti. Belam bin Bağla ilmiyle gitti. Süfyan Deccal ilmiyle gitti. Tamam. 25. sözde söylüyor dalalete gidenlerin, rehbersizlikten. Demek ki ilim netice değil. İrade var herkeste. Bunların olması meziyet değil. İnsanda. Kelam, konuşuyoruz, görüyoruz. Hayvan da görüyor. Onlar da duyuyor. Onlar da konuşuyor ama diyor ama onlar hayatı var. Kudreti var, bir şey çıkıyor. İradesi var, bir tercih ediyor. İlmi de var. Kafirin de ilmi var. İlmi yok değil ki. İlmiyle dalalete gider. Peki nerede eksikliğimiz var? Yani Risale'yi bu kadar okuyoruz bunu. Yuttuk. İlim var. Sadakat ilme kıblesini koyar. Sadakat İlmin kıblesidir. Eğer ilminize sadakat koymasan o batıla, küfre, yanlışa hizmet eder. Sadakat, şimdi ona geliyorum. Sadakat nedir? Sadakat bu sıfat-ı subutiye. Tamam? Sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı zatiyeye sadakat bakıyor. Şunat-ı zatiyeye veya bir anlayışıma göre mahiyet-i zatiyeye kim bakıyor? İhlas bakıyor. Şöyle yapayım. Dersi bunu üzerine bina edeceğimiz için yazdım. Arkadaşlar, ilim netice değildir. Sakın. İlim, tamam. İlim netice değildir. İlim herkeste var. İlim herkeste var. İlmi kıblesine koy. Nedir o? Doğru düşünme, doğru düşünmek. O da laikalardır. Onun için asr-ı dalalette bu asrın dalaleti, bu asrın dalaleti var ya, kesinlikle Allah'a inkarla Risale-i Nur'a hücum etmiyorlar, içimize gireni. Allah'a inkar şeyini yaymıyorlar içerimize. Haşrın inkarını yaymıyorlar. Doğru düşünce melekimizi bozmak için laikalara hücum ediyorlar. Laikalar gözükmüyor, ders yapan yok. Tam tersine sikke-i tasdik-i gaybiye, Kastamonu, Emirdağ'ını kabul etmiyorlar düşmanlar. Bu daire içinde olanlar, ha bu kırmızı kitap okuyanından bahsediyor. Diğerisini söylemiyorum zaten. Anladınız mı? İlimleri var, ilimleri satılacak. İlimleri satılması için laikalar ortadan kalkması lazım. Başka? Boğazınıza ip takılması lazım. Size ip takılabilmesi için sadakatınız olmaması gerekiyor.
İlminiz olsun, lazımsın diyor. Köpeği nasıl bağlayacak? Tasma, layıkalar ortadan kalkarsa tasma taktırırsınız. Anladın mı? Onun için çok önemli. O kadar mühim ki. Bak ilmi var. İlmiyle dalalete gidiyor. Sadakat yok. Sadakat nedir? Dendiği gibi yapmak. İhlas, dendiği için yapmak. Biliyor musunuz bak? Layıkaları okumuyor da işte kişiden kişi arasında muhabere, bir konuşma, hissiyatlarını dile getirme. Usta da bazı şeylerin, hususi şeylerini sormuş. Ne alakası var hayatın bütünselliğinde? Hele hele şimdiki zamanda. Ha? Şuraya bak. Anladınız mı? Sözlerine dokunmuyor. Mektubatına dokunmuyor. Şualara dokunmuyor. Hele hele buna. Buna. Acayip düşman olmuşlar buna. Sikeyi tasli gaybiye. Sokaktaki ehli dalaletten bahsetmiyor. Aramıza girmiş münafık Zendeka komitesi buna hücum ediyor. Bilin ki buna kim hücum ediyorsa Zendeka komitesine bilerek çalışıyor veya bilmeyerek çalışıyor. İlmi varsa bilerek çalışıyor. İçeriye girdi, hücum buna yapıyorlar. Sikri tasi gaybiye. Anlattıkları mevzu olmasın, tasma takalım. Tamam o. Şimdi onlardan bir tanesi, sikri tasdik gaybiyeden, keyfiyet, kaliteye bakarız. Kalite nedir yani? Onun için doğru düşünemezsek mesleğimizden, kendimizden de şüphe etmeye başlarız. Şimdiye kadar kazandığımız amali saliha kısmen yanar. Sadakat ile ihlas arasındaki fark, yazsam yer yok da. Bak sadakat dendiği gibi yapmak. İhlas, o gibisi dendiği için yapmak. Fiilen yapayım. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyor. Niye kılıyorsun? Allah dedi. Allah dedi diye kılmak ihlas. İhlası var. Allah dedi diye namaz kılıyor. E niye böyle yapıyorsun? Bana böyle uygun geliyor. Sadakat yok. Namaz olur mu? Ha, namaz olabilmesi için Allah demesi lazım. Dediği gibi de olması lazım. Anladınız mı sadakatta ihlas? Böyle böyleyle ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Ne kılıyorsun? Allah dedi. Allah dediği için yapmak ihlas. İhlas var. Ama böyle namaz olur mu? Sadakat yok. Namaz olabilmesi için hem Allah demesi lazım hem Allah tarif etmesi lazım. Şimdi keyfiyet doğru düşünmek için malzeme. Öyle çok karabalığa bakmayın. Kaliteye bakın. Beşer tarihini değiştiren, istikameti olanlar, insanlığı sürükleyenler tek tük insanlardır. İşte Gazali, işte Ustad, işte İmam-ı Rabbani Hazretleri, Şah-ı Geylani, Nakşibend Hazretleri. Tek tük değil mi? Ama öteki tarafta çöp koyarsan böyle şeye, kantarın kefesine binlerce kalite. Sizin işte biliyorum. Öyle bir asırdayız ki Süfyaniyet'in dördüncü rüknünün ahir zamanın ahir zamanındayız. Bitiyor. Öyle bereketli zamandayız ki şimdi en ufak bir istikametli ameliniz, istikametiniz belki burada söyleyecek zaten. Geçmişte binler batman hasene yapan büyük velileri geçiyor. Tefevvuk ediyor diyor. Onları geçiyor. Bir atıfı buldum, bini buldum. Risale-i Nur'da keyfiyet yani kalite. Bir, ihlas. İki, sadakat. Üç, fedakarlık. Barındırdı. Keyfiyet ne demek? Bir adamı görseniz, ihlası var derecesine göre. Sadakatı var. Düşe kalka yapıyor. Yapamadığını da kabul ediyor. Yapamıyor. İlle yapma kararmıyor. İnkar etme. Basmadığı kafana inkar etme. Anladın? Şimdi... Doktorun ilacına itiraz edebilmen için onun seviyesinde tıp ilmine sahip olacaksın. Doktor bey bu ilaç olur mu bu hastalığa? Ömer'in mesleğine. Ömer olmadı ya bu motor sipopsisi geliyor ya. Kardeşim başka yerden geliyor. Onu itiraz edebilmen için o seviyede olman lazım. Bediüzzaman Hazretleri'nde itiraz edebilmen için sen de Bediüzzaman olman lazım. Ben doktorun ilacını niye içiyorum? Tıpı bilmediğim için mecburum. Ben de dini bilmiyorum. Bediüzzaman onun için tabiyim.
canı mı sıkıldı ben ona tabiyim demekle? Çatlasında da patlasınlar. Evet kardeşim, dini ben bu kaynaktan öğreniyorum. Nakşibendi Hazretleri'nden ekolüne giden dini o kaynaktan öğreniyor. Patlayın. Yani içim dolu da onun için söylüyorum. Çatlasalar da patlasalar da biz Risale-i Nur mesleğik ve meşrebine sahibiz. Bitti. Kafam basar basmaz. Ben anlamam. Bir, keyfiyet ne demek? Kalite, kaliteli adam, ihlas, sadakat, fedakarlığı, sebat, iktisat ve kanaat, maddi menfaatlardan ve teveccühü nastan istina, uzak durmak gibi yüksek meziyetlere sahip olmak manasında bir tabirdir. Bak neleri barındırıyor. Onun için özeneceğiniz adam gördüğünüz zaman, adam istikametli mi? Allah'ımız Kur'an'ı gönderdi Celle Celaluhu. Kur'an nerede? Yasin'de. Yasin nerede? Fatiha'da. Fatiha Filiz'de. Fatiha'da o kadar kısa yerde komple Kur'an'ı tanımlıyor. İlmi mi artır mı var? İhtine sırat-ı müstakim var. Ya istikametten beni ayırma. Ol cahil, istikametli ol. Peki nasıl yapacağım ben cahille istikamet? Tevhid-i Tasada diyor ki, o benden önce gidenlerin onların ittifakına, icmana ittifak ediyorum, icma ediyor. Teslim oluyor. Ya. Şimdi kemiyetin, adedin keyfiyete, kaliteye nispeten emniyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Yani adedin o kadar önemli yok. Kalitenin önemi var. Şöyle diyeyim. Taassup yapma. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni kefeye koy, kantarın. Buraya, bu kefeye de boğasın insanların ne kadar koyalım, kaç bin kişi koyalım? İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni tartsın. Resulullah'ı tartsın, tövbe. Bediüzzaman'ı tartsın. Kalite, kalite. Hepsini böyle, hepsini. Tartmaz ki. Kalite, muhatap ilahi oldun mu kardeşim? O da nasıl oluyorsun? İhlas neydi Resul? İhlas nasıl kazanılır? Bir. Emri ilahi. Emri ilahi olacak. Allah emretmesi lazım. Sonra? Rıza ilahi. Rıza ilahi olacak. Orada Allah'ın emri olacak. Allah'ın rızası olacak. Sonra? Vazife ilahi karışmayacak. Vazife ilahi karışmayacaksın. O kadar kolay. Kolay, daha biraz da kolaylaştım ben. Nasıl ihlaslı olurum dedim bugün. Nasıl sadakatli olurum dedim. Yani ikide bir şüphe olur. Acaba ihlaslı mıyım, sadakatli miyim? Korkuyorum, tamam mı? Şöyle. La ilahe illallah. Formül bu. Sihirli formül şu. La ilahe birinci cümledir. İllallah ikinci cümledir. La ilahe. İlah olacak. Bak bakalım Tanrı. Allah demiyor. Bu kainatı yaratmaya, beni yaratmaya ilah olacak kimler var? Ara bakalım. Bir şey bulursan göreceksin ki o ilah olamaz. Çarla çar en son illallah'ı göreceksin. İlk önce tenkit var. Bak bakalım ilah hangisi? Ha, aynı kanun şurada var. İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? Bir şey yapman gerekmiyor. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. Ha? Gördün mü? Birbirimizi uhuvvet mesleğimizin esasıdır. Muhabbet. Muhabbet ehli olduğumu nasıl anlayacağım Mehmet Ali? La davet. İlla muhabbet oradadır. Adavet yapma, muhabbettesin, korkma. Acaba ben münafık mıyım? Münafık kendisini bilir. Bilerek yapıyor. Cehalet yoktur. Onun için sen bilerek dairenin dışına insanları atmak, elinden layıkayı almak, kasten bunlara muhalif çaktırmadan yapmak, gördüğün halde hata demiyorum. Bilerek, severek, tamam, eksiğini bulmak güya. O dairemiz içindeki münafıktır. Yapamayabilir. Yapmasa da ahkam-ı hak bilmelisin diyor. Görüyor musun? Arkadaşlar bir daha kemiyet mesleğimize göre, kemiyet keyfiyete göre pek emniyeti yoktur. Adedin kaliteye pek bakmıyor.
Mesela karınca sayısı insanlardan fazladır. Sivrisinek, sinek tayfesi insandan fazladır. İnsandan kaliteli midir? Mikrop. Bütün insanda fazladır. Mikroptur da mikrop ya. Kalite. Şimdi başka yer atlıyorum. Hasan hocam bir şey soracağım. Bu emri ilahi de şey dedin ya, vazife ilahi. İşte ben emri ilahi olduğu için yapıyorum ben. Allah'ın yani emri için. Peki bir de dedin ya hani rıza ilahi. Zaten otomatik onu yapan onu da yapmış. O oluyor otomatik. Değil mi? Tabii. Bak la ilahi. Kasten zıt yola girme, doğru yoldasın. Şöyle bir fark mı var abi? Emretmiş Allah ama insanlar görsün, makam kazanayım diye anlamaz. Ha onu... Rızası, yani onun haricindeki rıza. Ha şu olur. O da belli değil mi? Vesvese yapmasınlar diye Allah Resulü Aleyhisselam. Sabah ve yatsı kılmaz münafık. Evde olduğu için. Peki kılmayan münafık mıdır? Hayır. Alameti vardır. O kasten kılmaz. Namaz kılmamak... Allah Resulü'nün iki tane hadisi var. Namaz kılmamak, bilerek namaz kılmamak veya emniyet vermemek münafıklık alametindendir. Münafıktır denmez. Alametindendir. Murat oradan çekil, sen başka yere git. Münafıklık alametindendir. Çünkü bir hadisi kutsi de şöyle geçiyor. Müminle kafir ayırt eden alamet namazdır. Ahmet bin Hanbel. Hanbeli mezhebinde geçiyor. Ama şeyde Bakara suresinde ve ustad münafık bahsini anlatırken inşallah diyeceğiz da sizin yanınızda amenne billah ve billahi akhir ama sizden ayrılınca diyor ayette localarına mason localarına gittikleri zaman ben Müslümanlardan orada iken onlarda niye gözüktüm biliyor musun? Onlara diyor onları aldatmak içindir. Onlar kalıplıdırlar diyor meal Kur'an. Kalıplı böyle, kereste gibidirler. Güzel giyinirler, güzel konuşurlar. Sabırı eğitim almışlardır. Ne dersen böyle alttan alırlar. Ha? Bakara suresinde bu şeyi anlatır. Başka şimşek gök gürültmesi, sipsiyah o şeyden ötleri patlarlar. Çünkü münafık olduklarını biliyorlar. İşaret edeceğiz. Ben ne dedim? İşaret Hicaz'da münafık bahsine geçiyor. Çok hafız. İşaret Hicaz'da geçiyor. Badıl abinin İşaret Hicaz'ında orada okurlar. Münafık bahsi. Aman yarabbi diye. Ben atlıyorum burada. Seçtim size. Çalışarak indim. Keyfiyetli hizmet tarzını tercih etmek. Kaliteli. Yani çok adam yetiştirmek değil. Ha, gördük. Kaliteli. Tek tük olacak. Diyor ki madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i maniye en emniyetli bir vazifedir. Hizmet-i maniye. Mesela bir adama diyor ki cennette 10 tane adama cennette makamını yükseltmek mi emniyetli? Cennette zaten makam. Veya bir kafiri cehennemden cennete vesile olmak mı? İman hizmeti böyledir. Der ustad buna misal. Cennetteki insanların makamını yükselmek tarikata benzer, tasavvufa benzer. Zaten imanı var, telakki ettiriyor. İman hizmeti ise oradan oraya çeviriyor. Demek ki bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. Zerresi kıyas edilmez. Çünkü vazifen ne? Allah anlatma. Burada ne yapıyorsun tamircilik, inşaatta şey yapıyorsun? Ya Yaşem için bu. Diğer şey farz olduğu için çalışıyor. Ama aslı vazife imanımı, evlad-ı yalimin ve insanların imanını kurtarmakta vazifeliyim. Gördüğüm zaman müsait olduğu zaman anlatacağım. Nedir o sana sen bu dünyada gelişin? Allah'ı anlatmak. Mesleğim Allah'ı anlatmak. Acayip bir şey. Hizmet-i imaniye. Hem keyfi, hem keymiyet ise, adet ise, keyfiyete nispeten emniyeti azdır. Kaliteye. Tek tük. Onun için endişe etme. Senin içinde bir gizem çıksan yetiyor. Nasıl oluyor ya? Öyle Allah'ın nazarı böyle. Bizim nazarımız çokluk. Allah'ın nazarı keyfiyettedir, kalitededir. Allah öyle bakıyor. İhlas nasıl kazanılır? Bir, emri ilahi. İki, rıza ilahi. Üç, vazife ilahi karışma.
Tam ne demiş o kadar. Benim vazifem o. Demek ki sakın üzülme, moralin bozulmasın. O beşeriyettir. Ya çoğalacaktık, öyle bir derdimiz yok kardeşim. O siyasetçilerindir çoğalacak. Bizim kalite, kaliteyle meşgul oluyoruz. Kalite. Bak 10 tane adamın cennette makamını yükseltmektense cehennemde bir adamın cennete vesile olmak, dönmesine vesile olmak evladır. İman hizmeti böyledir. Hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit hidemat imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Yani siyasi hadiseler var ya, işte savaşlar, olaylar, partiler, putürtüler. Yani niye sıkıntı çekiyoruz biliyor musun? İnsanları fail telakki etmekten muktedir zannediyoruz. Siyasi liderlerin, savaş komutanların, savaşların bunlar o neticenin sebeplerinin bir tanesidir. Allah böyle bir neticeyi murat ettiği için bunları kullanıyor. Sebebi adidir diyor. Sıradan başka bir sebeptir. Senin çoluk çocuğunun rızkını yaşesi için Allah yapıyor ama seni vasıta yapmış. Sebebi adidir. Ya sebep. Demek ki bu siyasi geniş daire hadiseleri, bak görüyor musun kaliteye, bakışına bak. Bakışını değiştiriyor. Abi ne olacak ya, şöyle mi olacak, Türkiye'nin etrafı şöyledir de böyledir. Şunlar savaş olacak, şun. Kimin işi o? Allah kainatı yönetiyor. Allah yönetimine ben mi yöneteceğim? Bana herkes işini yapsın ya. İşini yapsın. Allah da işini yapıyor, kainatı yönetiyor. Allah rububiyeti name edememede mi bıraktı? Yani o siyasi liderlerin hal ve hareketlerinin tavırlarına bizim istikbalimiz mi bağladı? Liyakatımıza göre mi? Nasılsanız başınızda öyle olur. Bunlar bu fail gibi gözükenler sebeplerinden bir tanesidir. Fail zannetme. Hadiseler başıboş değil. Her şey kontrol altındadır. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli vardır, kim nereye layık ve mustahak ise öyle muamele ediyor ve edecek. Kendini içine sokma olayların. Ezilirsin, Allah'ın yükünü taşıyamazsın. Ya bu adam niye böyle oldu ya? Ya bu kadın niye böyle oldu? Şu ne oldu? Sana ne? Allah'ın bildiği var. Ben bilmiyorum. Onun bir şeyi var. Liyakatı var. Bilmiyoruz. Ya hem muvakkat, yani geçici, mutavil siyaset alemleri, devamlı değişken olan atmosfer gibi, devamlı değişen hava gibi siyaset alemleri de devamlı değişiyor. Ebedi, daimi, sabit, ahiret ise ebedi ve daimi değişmeyen hidmat imaniye, yani siyasi hizmetlerle iman hizmeti, siyaset devam değişiyor, aktörler değişiyor. Şu anda Türkiye'de tiyatroda vitrinde olanların muktedir mi zannediyorsunuz? Bunlar tiyatroda oynayan artist. Bunun arkasında kim var? O tiyatroyu yazan var. O gözü göremezsiniz. Tiyatroyu oynayan var. Artist. Tiyatroyu yazan var, göremezsiniz. Bir de o yazana başka bir grup var arkada. Yaz diyen var. Ama biz zahire bakarız. Hoş olmazsa olmazsa yok kardeşim. Onu indirir, onu kaldırır. Böyle ya. Hadiseler de böyle. İnsan alemi de böyle olduğu gibi tiyatroda oynayan var, tiyatro yazan var, senarist diyorlar. Bir de ona yaz emrini verenler var. Kainat da öyle. Biz oynuyoruz. Bize bir mail vermiş. Tamam. Arkadan böyle bir mail vermiş liyakatımıza göre. Biz de istiyorum. Ben mi istiyorum? İstettiriliyor işte içimde. Ben de istiyorum. Ya. Ben istiyorum abim. Sabahtan akşama videolarla dol dol dol. O kültür namına külüstürler, o dol çöp tenekesi, İstanbul'un çöplüğü diye. Onu yaptırıcılığı olmayacak mı? Dayatması olmayacak mı? İstekleri olmayacak mı? Ondan sonra doldurdun. Ben hür düşünüyorum. Ne düşünüyorsun ya? Doldurdun, oradan aldın, buradan aldın, harmanladın. Benim fikrim. Ne senin fikrin? Sen kölesin ya. Sen ürettiğin bir şey var mı burada? Yok. Ürettiğim şey yok ki.
Papağan gibi naklediyorsun. Köleyiz, köle. Köleleştirilmişiz. Haberimiz yok. Harmanlayıp söylüyoruz ya. Senin ürettiğin bir şey var mı? Yani olayın arkasında hikmet ilahi görecek göz var. Ha o. Tamam. Demek ki bu siyasi hadiseler devamlı oynaktır. Atmosfer gibi. Şu semanın bulutlarına devamına ihtimal verebilir misiniz? Değişmeyecek mi bu bulut? Dakikada değişiyor ya. Rüzgar alıp götürüyor. Yağmur geliyor, bilmem ne yapıyor. Siyasi alemler böyle kardeşim. Fail telakki etmek cinayettir ya. Allah faili mutlaktır ya. Mutahabi, halden hale değişen siyasi alemleri ebedi daimi sabit. Bak ahiret ebedi daimi sabit değişmeyen iman hizmetine nispeten siyasi hizmetler iş mi yani? Mikas olamaz. Medar da olamaz. Ne demek? Ya kardeşim siyaseti haberlerle Allah aşkına Allah'tan kork ya. 2-3 saat günde verdin. 10 dakika risale okumadın ya. Bir fıkıh okumadın ya. Cüzde bir sayfa Kur'an okumadın ya. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? 2 saat siyaseti takip ettin koca günde. Bir sayfa Kur'an okumadın ya. Ve günü öyle kapatıp yatacaksın. Bir sayfa Kur'an okumadın ya. Bir de mutluluk istiyorsun, huzur istiyoruz yani. Acayip bir şey. Nasıl üzerimize taş yağmıyor ben hayret ediyorum. Ya ruh nasıl hala dayanmış? Bu kadar bozmak için gayret ediyoruz. Ne kadar kaliteli ruhumuz vardı ki hala bozulmadı yani. Çok tavrıma gidiyor. Yalan mı söylüyorum? 1-2 saat siyasetle meşgul oluyoruz. Cep telefonla şak 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 karabada falan. Ya aç telefonu bari orada bir Kur'an oku ya, bir sayfa oku. Bir sadece bir metin olur. Bir bak bakalım hangi şartlarda namaz bozulur. Namazdayım, çocuk elini ateşe sokarsa veya kapıya sıkışmış bağırıyor, bağırıyor çocuk. Namazı bozabilir miyim, bozamaz mı? Ya faiz de aldığım binaya oturabilir miyim? Orada çoluk çocuğum olur mu yani? Nasıl bir çoluk çocuk bekliyorum falan. Bir aç yayın ben. 2 saat siyasete baktım bari. Tamam baktınsa baktın. 10 dakika bir şey bak ya. Sizden para istemiyorum ki. 10 dakika bir şey oku ya. Abi okumuyoruz. O zaman müracaat etme kapıma. Abi bunu aldım falan de. Bunu aldınsa doktora git ilaç iç. Bu ilaçtan içmesen o ilaçtan iç. Ha, iyi. O zaman o ilaç içince 2 saat de siyaseti de göremezsin. Hep yatacaksın fok balığı gibi. Bu ise seni canlı tutuyor. O ilaç içince ne oluyor biliyor musun? Tamam abi. Gözümü açamıyorum abi. Hep yatma geliyor içimde. Gözünü açtığın zaman haberlerden inmezdin. Yatakta yatmak evladır. Bazı insanların ölümü nimettir. Bazı insanların uykusu nimettir. Uyanık olunca günah işliyor. Bunu alim demiş. Tabii zalim, krala. Demiş benim için en hayli nedir? Uyumaktır efendim demiş. Demiş ya niye demiş. Zalimlikten vazgeçersin demiş uyuyunca. Yani biliyorsunuz en böyle kaliteli alim zalimin yüzüne karşı zulmünü söyleyebilmektir. Sizin için en hayli yatmaktır demiş. Muzaffer. Sen yatma kardeş 10 dakika risale oku. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Yani ben taassup yapmıyorum. Risale, git fıkıh oku ya. Ya bir bak bakalım ne demişler ya. Bu şeytanın şeytanı var mıydı ya? Şeytan niye şeytan oldu ya? Bir bak. Allah Allah ya. Bir bak yani. Hepsine ne bileyim bir yere bak. Merak et yani. Hakikaten ölüm anı nasıl olacak bende ya? En büyük mesele ne o? Kabiri nasıl pasaport dairesi yaparım? Yani unutma ile unutulmuyorsun ki. Sen bu kabiri unutarak unutulmuyorsun. Sen sıradasın. Ey sıradaki. Mezbahada var ya geliyor sır. Sıradaki. Sıradaki. Lan burada otluyor. Ötekisi kesiliyor. Hem biz ona benziyoruz kardeşim. Sıradaki. Ama garip taraf sıramız da belli değil. Ne zaman önce belli değil. Nüfus kağıtları karışmış böyle devlet dairesinde. Artık sıra mera kalmadı. Kimi çekeceklerse o sıra bilinci geliyor. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Kastamonu Laikası 89'dan okudum. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan
Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Edebilir yani. Hakikaten acayip ya. Ya ne kadar acayip gelişen, devamlı mutahavil hadiseler, dünyevi olsun, çoluk çocuğumuz evlat. Yani sen sıkılmasan bile evladın, kızın yani alıyor pislikleri, dışarıdan alıp geliyor yani okulda. Yani onlara istikamet vermek, onları aleminde oturtmak. Bu acip asrın, bu acip hastalığına. Hastalık ya, bile bile ya. Buradan çıkıp yine yapacak ya. Benim nefsim öyle. Buradan çıkıp yine yapacak. Şimdi çok tuhaf. Ancak koronadan hastanede yatan veya nefes alamayıp hastanede yatakta yatan yapmayabilir. Yapamadığı için yapmıyor. Düzelsin hemen bir saat sonra gene alın. Nereden biliyorum? Kur'an diyor ki, bende de var zaten. Cehenneme soksam diyor, cehenneme gitse orada bağırıyor. Ya Rab affet beni, dünyaya gönder. Biliyorsunuz bu ayeti. Sonra diyor, bu adam nasıl olur İbrahim? Dünyaya gelse ne kadar kaliteli olur. Allah'ımız diyor ki gene öyle olur diyor. Biraz sonra diyor. Ya ben bu insandan anlamadım zaten. Kendimi aldı, kendimi yani. Acayip bir mahluk ya. Bu acip asır, gene geldik. Zaten acelemiz yok. Bir az okuyacağız, kaliteli olsun. Bu acip asır. Ahir zamanın ahir zamanındayız. Bitiyor. Bu bitiyor bu dönem. Bu dönemdeki kazanabileceğimiz sebap başka dönemde bulamayız. Vallahi olmayacak yani. İttihad İslam olsa, günah yok ki sebap yapasın. Ama farzlar yapacaksın o kadar. Sebabın pek olmayacak ki. O kadar acayip bereketli zamandayız ki inan. Kötü zamanda değiliz. Ben öyle görmüyorum. Çok mümbit, verimli, bereketli bir zamandayız. Az bir amel, az bir açığı yekün teşkil ediyor. Az bir kalite ya, hafif ya. Ama İslam cemiyeti olsa büyük bir amel, büyük bir gayret yapacaksın ki bir şey alasın. Ufak ufak ya. Yani tamir yapıyorsun. Hemen ezan okundu hemen mesela. Tamam hani. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O baba ezan okundu. Tak, motoru sonra takılalım. Bak bu amel. Ya sonra kılarım. Kalitesini düşürme ya. Tamam. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Duayı da yapmasan la ilahe illallah'ı da çek. Motoru toplarken tesbihatı yap. Ama namazı kıldın, yönün şu göğsün dönülmeden Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'i yap. O namazın çekirdeğidir diyoruz. O kadar ya. Bak kaliteye bak. Oh Elhamdülillah. Çok şükür. İyi ki Allah var ya. Hiçbir zararımız yok yoksa da. Ahiret yoksa da zararımız yok. Elhamdülillah. Dünyada ümitli yaşıyoruz ya. Bu acip asrın, bu acip hastalığına, buradan çıkıyor gene yapıyor, hastaneden çıkıyor gene yapıyor. Ha? Dehşetli marazına karşı Kur'an-ı mucizül beyanın tiryak misal ilaçlarının, Kur'an'ın bu asırdaki ilaçları olan Risale-i Nur, naşiri, Kur'an adına vazifeli dağıtıyor ilaçları, naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin sarsılmaz, onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Ancak bu sıfat olursa göğsünü gerersin bu zındıka komitesine. Ne o? Metin olacağız. Yani en ufak bir zorluk görünce topumuzun üzerine geri dönmeyeceğiz. Sarsılmayacağız. Sebat edeceğiz. Halis olacağız. Planlı bir hesaplı olmayacağız Mehmet. Sadık olacağız. Dendiği gibi yapacağız. Fedakar olacağız. Yani kardeşini tahammül edeceksin. Yarı yolda bırakmayacaksın. Hatası ve kusur olduğu zaman daha fazla sahip çıkacaksın. İtmeyeceksin. Atmayacaksın. Öteki safa geçmesin. Hatası ve kusur olduğu zaman bırakmak değil, tam tersine daha çok sarılacaksın. Düşmesin. Zaten epey düştü. Sakın bırakma. Ne yapacaksın? Telefon et. Git ara. Böyle fazla durma aradığın zaman. Bir selam ver. Git uğra. Geçiyordum. Oysa onun için gittin. Fedakar. Sahiplen. Kusurluyu. Kusursuzu ana da doğurur derler ya. Kardeşim kusur var. Kusur ettiği zaman itmek değil, o zaman tutmak. Biz ne yapıyoruz? Kusur olunca atıyoruz. İyiyken zaten olacak iyi. İyiyken zaten iyidir. Tutulmaya gerek yok ki onu. İhtiyacı yok yani. Birbirimize sahip çıkacağız kardeşim. Şu unutmayın, şu iki sıfatı yapmayacağız. Çabuk ve ucuza
kardeşi satmayacağız. Ucuza ve çabuk. Ucuza satmayacaksın. Onu sattığını mı zannediyorsun? Kendini satıyorsun. Davrandığın gibi davranılacaksın. Sevdiğin kadar sevileceksin. Affettiğin kadar affa layık olacaksın. Şefkat ettiğin kadar şefkat edileceksin. Anladığın kadar anlaşılacaksın. Ben ne anlatıyorum önemli değil. Çoğu insan anlamak istediği gibi dinliyor. Risale-i Nur'da. Ben kastetmiyorum bunu. Biz anlamak istediğimiz gibi okuyoruz. Ne diyor diye muhatap olmuyor. Ucuza ve çabuk birbirinizi satmayacaksınız. Eşinizi, çocuğunuzu satmayacaksınız. Akrabanızı satmayacaksınız. Kardeşlerinizi satmayacaksınız. Kusuru olduğu zaman, olduğu zamanı söylüyorum. Daha çok tutacaksın. Bırakmayacaksın. Kusuru yokken zaten tutulmaya ihtiyacı yok. Bırakma. Alttan alsa ne olur? Dilin mi kuracak? Şahsiyet mi şey yapacak? Yeniden mi kendini ispat edeceksin ona? Zaten biliyorlar. Ömer yeniden mi bana? Alttan yeniden mi ispat edeceksin bana? Salih. Ben zaten seni biliyorum. Ortaokuldan beri biliyorum. Kendimi yeniden mi göstereceğim sana? Hatta kusur yok mu? Beni kusursuz mu sevdin ya? Ustadını kusursuz bilmek kusurdur. Öyle şey yaparız ama araştırmayız ama ustad mahfuz değil ki. Peygamberler mahfuz ve masumdur. Ustad ise mahfuz değil ama masumdur. Niye? Günahını bilmiyor. E kardeşim kusurlarıyla beraber biz birbirimizi sevdik. Kusursuz mu olur? Hakiki muhabbet budur. Ya ya. Hakiki muhabbet bu. Ya kusurları beraber seveceksin. Ya o kadar. Ya bazen de eşekliğimiz tutuyor, beşeriyetimiz tutuyor. Bağırıp çağırıyoruz ama o ani ve fanidir. Sakın ha eşinize karşı. Bir insan söylediği, davrandığı, kendisini mal olduğunu söylemesiyle, yapmasıyla değil. Baktın ki eşin veya arkadaşın böyle yaptın. Bu adam bana nasıl der böyle yaptı deme. Niye? Her daim öyle mi yapıyor? Her zaman onu mu söylüyor? Yoksa asabi olmuş, boşaltmış. Mermiyi boşaltır gibi. Mermiyi boşalttığı içinse kale alma. Lafı güzaftır diye. Ama her daim öyleyse tedbirini alırsın. Ne yapacağız? Kavga etme hecren cemila. Uzak bir şekilde ayrıl diyor. Baktın ki bilerek yapıyor. Muhatap alma. Cevap da verme. Bak benim neler yapıyorlar, neler diyorlar. Muhatap bile almıyor. Neler, ne iftiralar bir görseniz ya. Kesiyorlar, doğruyorlar. Demişim ki bir tanesine, bak diyor, Risale-i Nur'u Kur'an'la kıyas ediyor, üstün tutuyor diyor. Zalime bak bak şimdi. Ne demişim? Burada demişim. Yaşar burada mı? Yaşar'a hitaben konuşuyorum. Bak şimdi dediğim şu. Sıkıntım var, Kur'an okudum, %70 gitti elhamdülillah. وَنُ نَزِلُ مِنَا قُرَانُ وَاَوَا شِفَانُ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ ظَالِمِنِ لَا خَسَارَ Kur'an şifadır diyor. %70. Sonra Hizbul Kur'an, yani orada seçilen, bu iş için seçilen ayetleri okudum. Hizbul Kur'an. %20 de gitti. Etti %90. Ama tam gitmedi sıkıntı. Sonra ben Risale-i Nur okudum. Ha bir baktım ki Kur'an'ın o bir komple cüzü okumaktansa o bir ayetin bendeki sıkıntının sebebi doğru düşünememekten vehim dersini veriyor. Ayeti almış. Ayetin içini çıkarmış, vehimi anlatıyor. Vesveseyi anlatıyor. Sıkıntının keyfiyetini anlatıyor. Ayetin hakikatini anlatıyor. Ha benim sıkıntım zikir eksikliği değil, doğru düşünememek. E Kur'an'ı da anlamıyorum. Kur'an'ı da muhatap olamıyorum keyfiyetine. E Kur'an'ın içini bilmem lazım. Ben de bu yolla biliyorum Kur'an'ın içini, tefsir olarak görüyorum. Ha o Risale-i Nur okumak şunun içindir. Bu gözlükle bakıyorum. Gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakıyorum. Gözlük ne demek? Bununla bakıyorum aslında. Ben Kur'an nasıl bir şeydir, ihtiyacım var dertlerime. Göremiyorum sizi. Gözlüğü nasıl takıyorsam, Kur'an ne diyor diye bu gözlüğü takıyor. Gözlük bu ya. Bunu okurken, okumamdaki gaye Kur'an ne diyor? Bilmiyorum ya ben. Niye peki sen direkt Kur'an?
Sen de git eczanede de hastalığına ilaç al. Hasta, eczaneden ilaç al hastayım diye. İnternetlere git. Orada hastalığın var. Buram ağrıyor. Böbreğim ağrıyor. Ne yapayım? Ona böbreğin yerini bilmiyorsun. İnternette hastalığını teşhis etmeye çalışan, rüyalarını internetlerde yorumlamaya çalışan. Peki tıp okumadan internetteki hastalıkları o maddeleyerek ilaç alır mısın? Ameliyat olur musun? Kendine ameliyat kararı verir misin? Ha, bilmiyorum. Devlet dedi ki bak ben bunu eğittim. Benim adıma vazifelidir. Bu doktorun söylediğine uy. Uymuyor musun? Uyuyorsun. Ben de dini bilmiyorum. Bedeni bilmiyorum. Vücudu bilmiyorum. Doktora itimat ediyorum. Dini bilmiyorum. Bediüzzaman itimat ediyorum. O kadar. Ben gözlükle bakıyorum. Gözlüğe bakmıyorum. Ben Risale-i Nur'la Kur'an'a bakıyorum. Resulullah'a bakıyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne diyor bana? %10 sıkıntım neymiş? Doğru düşünememekten vesvesemi, düşüncelerimi vay oh be rahatladım. Ne demek bu? Kur'an'ın o ayeti var ya, Kur'an'ın vesvese ayeti. Neydi o? Bilen var mı ezberden? Hatırıma gelmedi. 21. sözün o. Nasıl bu ayet? Oku bakayım ben demeden. Re ile başlıyor. Ben de hatırlayamadım. Rabbi euzu bike minel hamazati şeyatin. Sonra ve euzu bike rabbi bu ayeti. Bu vesvese bak. Bu ayetin içerisini anlatıyor. Şimdi ben burayı okuyunca bunun içerisi değil mi ya? Allah'tan kork. Ben Risale-i Nur Kur'an'a mı kıyas ettim? Bunu yapan Nurcu var mı? Gölü gizikiyor. Bak Kur'an'dan üstün tutuyor. Şu metsuba bak diyor. Ben bana bir şey dediğinden değil. Hakkım helal herkese. Ama bu laikalara beni tutamazsınız. Böyle külliyata dil uzattım ama muhatap da almıyor. Bak onu da öğrendim. Susmayı değil, muhatap almamayı öğreneceksin. Ama ben size niçin söylüyorum? Bak, Kur'an kıyas değil, duyarsınız. Kur'an okudum, %70 gitti, sıkıntı. Ben şahidim, yalan mı söylüyorum? Biz bu Kur'an'da okudum, kendi alemimde paylaşıyorum ki Müslüman kardeşime faydam olsun. Niye bunu söylüyorum? Belki bir faydam olur sana. Belki sıkıntına bir çare olurum ben. Burada kastım bu, değil? Orada anlaşılıyor. %20'de okudum, biz bu Kur'an, rahatladım Muzaffer. Ulan baktım, gene var yani. Ulan neyin nesidir? Başladım, oturdum. Vehimmiş. Doğru düşünemiyormuşum. Orayı okudum. O zaman düşüncelerimi kıblesine koydum. Böyle düşün. Bu buymuş, bu da buymuş. Kur'an'ın içerisi ya. Allah'tan kork lan sen. Bilmeyen adam mısın? Bunlar neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ben bir şey demiyorum. Ama haşir var, haşir var. Evet, ben hakkımı helal ettim ama haşirde ustadın karşısına nasıl çıkacaksın? Allah ne diyeceksiniz? Ben hakkımı helal ettim. Benden dolayı kimse hesap vermesin ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Laikalara nazara verdikçe hücum geliyor çok. Tevhid, haşir anlatsam. Geçen hafta haşir mi anlattım? Değil mi? Soru sordum size. Şimdi laika, doğru düşün. Bu laika ne? Düşüncelerimizi kıblesine koymak. Hareketlerimizi kıblesine koymak. Laika dersi. Bu laika işte. Değil, bu akşam ne anlayacaksın? Kalite esasmış. Adet o kadar mühim değil. Karınca insan sayısından çokmuş. Değil mi? Mikrop da çok. İnsandan daha mı kaliteli? Demek ki kalite esastır. Onun için benim kafam basmaz. Doktorun verdiği ilacı uyarım. Benim kafam basmaz. Bediüzzaman İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi mi uyarım kardeşim. Kitap sünnete bak. Onu bakabilseydim zaten, ben nurları tanımadan önce de dindar olurdum, namazım olurdu, Müslüman olurdum belki de. Nurları tanımadan önce Müslüman olurdum zaten. Şimdi nurları tanımadan önce adıma diyor ki, kitap, sünnet, icma, kıyasla yok. Senin başın var ya, akıllansın diye. Hasan abi, senin dersini dinleyip, sadece senin hani yanlışlarını cımbızlamak için dinliyorsa... Kesiyor, herkes. Tabii canım. Normal tabii, değil. Yani. Tabii canım, de keyif alıyor. Çünkü ustadın ailesine ustad hakkında kötü haber gittiği zaman
Annesi Allah'mış, babası dermiş ki, oğlum gene büyük işi yapmış. Herkes ondan bahsediyor. Olabilir mi? İyi iyi. Ben şey anlatmak için burada, malzeme yapıyorum da. Tutunun. Tutunun. Eskide böyle tutuyordunuz. Şimdi böyle tutacaksın. Böyle layıkalar. Tutun. İnan bana evde sıkıntın var. Kendi sıkıntını çözemiyorsun. Yönetemiyor musun? Layıkaları defter alarak oku. Ne olur Allah için. Nota. Şunu yapmaman lazım. Ondan sonra onlardan tahliye et. Gündelik hayatta para çantanın içine koy. 3-4 tane madde. Mesela ne yapmak lazım? Ya şu şeyi yazsan. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Teslim, doğru yaşayacağım. Tevekkülde olayları kendimce yorumlamayacağım. Tevekkül yani vekil. Olayların sahibi olan Allah canibinden, kudretin azameti altında Allah ile bakacağım. Allah'a itimat edeceğim. Çünkü kainatın sahibi patronu odur. Ben Allah'a kanaat ediyorum. Nasıl yani? Korona var, kanser var, deprem var. Lan ben bu dünyaya kendi ihtiyarımla mı geldim? Geliş yoluna bir bakar mısın? Lan hangi yollarla geldim? Garip değil mi? Gittiğim yol bir şey değil ki mezar yolu. Geliş yolum garip. Kendi ihtiyarımla mı geldim? Ben mi tercih ettim gelişimi? Nasıl gideceğimi de o bilecek. Patron o. Vücut benim mi? Niye ben buna ben diyorsun? Bu benim değil ki. Ben teslim olmuşum. Çünkü mal onun. Yani benim uydurmam değil bunlar. Risale'nin şeyi, şablonu yani, reçetesi. Teslim. Doğru yaşarım. Yani bana vazife vermiş mi? Namazımı kıl, Kur'an'ımı oku. Nasıl söyleyeceğim? Korona mı, kanser, ilgilenmem ben. Benim meselem değil o. O onun işi. Herkes işini yapsın. Allah'ın işine ben bel veremem, taşıyamam. Ben nasıl söyleyeceğim? Ne bileyim nasıl söyleyeceğim? İmansız mı gideceğim? Benim de işim değil o. Nasıl gideceksem o bilir. Bana ne karar verirse amenna. Benim vazifem namazımı kılmak, risale okumak, Kur'an okumak, hayır hasanat yapmak vesaire. Tamam bu teslim. Tevekkül olayları kendimce yorumlamayacağım. Kainatın patronu, sahibi noktasına bakacağım. İş atacağız da Allah'ın kudretin azameti altından, Allah canibinden kudretin azameti altından bakın diyor. Kastamonu'da 4 tane söylüyor. Sen çözemedin değil mi? Kanserdi, dünya deprem olmuş, çocuklar eziliyor bilmem ne. Allah'ın, çözemiyor musun bu hadiseyi? Allah'ın merhameti, hikmeti, adaleti bir de rububiyeti noktasına bakın diyor. 220 Kastamonu'da. Ha? 120. Yok yok o değil. Sıkın 220'de diyor ki çözemediğin hadiselere hikme, hikmet ilahiden daha hikmet, adalet ilahiden daha adalet, merhamet ilahiden bir adalet yoktur var ya. O sıkıntılar çözümü 123 o. Hatırladın mı? Peki ben açayım. Bak Kastamonu. Var mı Kastamonu? Bir tane Kastamonu vereyim. Ha o gelene kadar bunu bitireyim. Tevekkül o. İtimat ise Allah'a itimat edilmeyecek de kim itimat edilecek başka? Allah'a itimat edilmeyecek de kim itimat edecek? Sonra ben Rabbime kanaat ettim. Bitti. Neden mi söyle yaparım. Hem de orayı okumuş oluruz. 220 şu. Senin bu şiddetli tesirin o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Bir. Hikmeti Rabbaniye'den daha ekmel bir hikmet dair imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetten 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin iktidarın haricinde olan hadisata bir, onun merhameti, iki, onun hikmeti, üç, adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Bu dört. Sıkıntı ise o Resul'ün dediği 123 hadiseleri böyle siyasetlere girilmemesi gereken talimatı dairesine hareket edeceksin. Şuradan
Yani Risale-i Nur'dan aldıkları iman ve tahkiki derslerinin nuruyla, gözüyle her şey rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden kelam-ı kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Bu nereye giriyor? Allah canibinde. Tevekkül. Tamam ya. Deprem olacakmış hali. Ne yapalım? Karadeniz zaten öleceğiz daha. Yani biz ölmemek için mi geldik? Nasıl? Kim karar verecek bunu? O karar verecek. Rab o karar versin. Arabayı size tamire getirdikleri zaman motor yapılıyor mu yapılmıyor mu? O ki ben karar verecektim, sana ne şey yaptın? Abi bu motoru istiyor. Ne yapıyorum? Teslim olmuyor mu? Tamam. Teslim olmayacaksan gitme o dükkana. 10 bin lira da para veriyor. 10 bin lira. Bir de bir. Yani teslim oluyor yani 10 bin lira para veriyor. Allah Allah. Çok şükür ya. Bitireyim cümleyi de bakayım, kapatıyorum. Kur'an-ı mucize beyanın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Yani bu sıfatlara sahip olun diyor. Neyle? Bir, metin olacağız. Bakara suresine geçiyor. Sıkıntı gördükleri zaman diyor topukların üzerine geri dönerler. Dönmeyeceğiz kardeşim. Ne olsa olsa, bu sözün tesir etmesi lazım size. Dönmeyeceksin. Canın dahi gideceğini, aklını alacaklarını, vesile olacaklarını, ilaçta bilmem neyle, olsa dahi davandan dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin. Ne olursa olsun. Metin, sarsılmayacağız hadiselerle, böyle kurumuş yaprak gibi. Yok öyle. Sebat edeceğiz. Halis olacağız. Başka niyet taşımayacağız. Sadık olacağız, dendiği gibi yapacağız. Fedakar olacağız. Kardeşlerimizi, eşimizi, aşımızı, işimizi, çoluk çocuğumuzu öyle hemen ucuza ve çabuk satmayacağız. Affedeceğiz, tahammül edeceğiz, merhamet edeceğiz. Zor durumda, hata yaptığı zaman da tutacaksın. Esas o zaman tutacaksın. Fedakar, şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse o ev ne olur? Cennet olur ya. Onun arkasında, onun aleyhinde. O niyetini okuyor. O zanını okuyor. Niyet okumalar. Cehennem ya. Kimse gelmek istemez ki o eve veya dershanede. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimatla. İtimat. Ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın, yani ahir zaman fitnesinin bir hastalığı var. Bireyleri bireyleştiriyor. Yalnızlaştırılıyor. Kalabalık içinde yalnızlık veriyor. Yani doyumsuz, tahammülsüz, sabırsız, kanaatsız, var olduğu halde aç. Yok. Ona birbirine sahip değil. Hep böyle ben merkezli düşünmek. Şeytanın şeytanı neydi? Şeytanın şeytanı var mıydı? Neydi? Şeytanın şeytanı. Kur'an'ı şey yaptım bak. Şeytanın şeytanı. Niye şeytan şeytan oldu ya? Bir sürü namaz kılıyordu. İbadet ediyordu. Semada ibadet etmediği yer kalmadı. Ve Muzaffer. Şeytanı kim aldattı? Şeytanın şeytanı kimdi ya? Yani onu şeytanı şeytan yapan sıfatları bulmaktaki gayem şu. Bende de şeytanlık çıkmasın. Ne ararsın şu an bu arada? Hakikati kendinde ara. Bırak şeytanı al işte. Şeytan sende. Hangi sıfatlarla bir araya gelirse şeytan olur. Bırak o şeytanı serseriye ya. Şeytanı şeytan yapan şu. Adem Aleyhisselam'ı yarattı mı? Yarattı. Bu sefer ölçü ben merkezli düşünmeye başladı şeytan. Ben dedi ateşten, o topraktan. Niye ben üstünüm? Ben ateştenim. Ben merkezli düşündü. Şeytan. Niye şeytan oldu? Bakın. Şeytanın şeytanı yok. İç benliğinde, yapısında tencereyi getir. Koyuyorum içine. Koy içine. Ben merkezli düşünürsen niye düşündü ben merkezli? Adem'le ben. O yokken düşünmüyordu. Ben merkezli düşündü. Ben ateşten o topraktan olunca ona karşı ne olur? Haset olur.
Haset o ben merkezli düşündü. Haset de etti mi kibirlendi. Hep bu üçünün bütünselliğinden de ümitsizliğe yeğse düştü. Dört sıfatı bir araya gelirse insanda şeytanlık çıkar. Şeytanı arama. Ne ararsın Şam Buhara'da? Sende ara. Hakikati kendinde ara. Şeytan ne yapacaksın? Hasan abi. He. Sadakat ve ihlası kaybettiği için abi. Evet. Tersi. Allah tersi bu. İşte bu. Kaybediyor. Mesela usta bunu ne mesela de söylüyor ki 65'te. İnsan niçin bunalır? Suizan. Yani suizan ne der? Ben merkezli düşünür. Ucup. Ben ona niye haset ediyorum? Benim ameliyim ben çok iyiyim ya. Ameliyine güvendi. Benim sıdak kaliteli. Ucup. Ameliyine. Sonra gurur der. Yeşe düşmek zaten söylüyor. Yani şeytan kendi iç dinamikleri. 13. lemada diyor ki şeytan veya aveneleri şeytanlık iş yapan insanların insanlardaki fena madenleri işlettirmekten. Fena maden bunlar. Mesnevi Nuri'de geçiyor 65'te. Suizan. Ucup. Gurur. Yeis. Şimdi oturdu mu kafanızda Mesnevi de katrede niye diyor? Şeytanı şeytan yapan sıfat. Şeytan peki gelince ne yapıyor? Bunları oynatıyor. Bunları çok iyi tanıyor adam. Bunları oynatıyor. Elektrik veriyor. Depreşiyor bizde. Depreşiyor bunlar. O zaman depreşme nispetinde ben merkezli düşünüyorsun. Evde de öyle. Ben. Herkes dediğimi yapacak. Benim etrafımda olacak. Her şey benim isteğim olacak. Lan nerede böyle bir dünya? Her istediğim olsun demek ne demek biliyor musunuz? Haşa haşa. Allah'lık iddiasıdır. Herkes beni sevsin demek ne iddiası biliyor musunuz? Peygamberlik iddiasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şeyidir. Herkes kendi nefsinden beni fazla sevmedikçe. Her istediğim olsun. Allah'ın iddiasıdır. Dahasıdır. Sen ona mı talip yapıyorsun? Ben merkezli düşünmeyeceksin. Bırak kardeşim onu yerine koy. Sonra ben merkezli düşünürsen haset edersin. Haset edince de kibirlenirsin. Kibirlenince de yeğse kapılırsın. Kapılırız yani. Bu şeytan bunu aktif ediyor. Mesnevi'nin önünde Risale-i Nur'umuzda suizan, ucup, gurur, yeğiz. Yeğiz ne demek? Bu üç bir araya gelirse ümidini kesersin. Burada kesiyorum. Biraz uzattım. Hakkınız helal edeyim. Mâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Ya Rabbel âlemin. Bu hakikatin hürmetine, arşın kürsünün hürmetine, arşın kürsü tutan müekkel melaikelerin hürmetine. Allah'ım bu sıfatlardan bizi beri eyle. Bu sıfatlardan uzak tut ya Rabbi. Bu sıfatları bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel âlemin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arzafatlardan hıfz-ı emin eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle. Hizmet imaniye Kur'an'ı da daim kayyum sayma eyle. Hizmet imaniye Kur'an'ı da rasul olan iştimak, amal, uğreviye, sırrına mazar eyle. Usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, vesal yakınlarımızdan kim ahirete geçmişler? Bu durusu Kur'an'ı onlara eniz ve yoldaş eyle ya Rabbi. Cennet bahçesinde bir bahçe nasip eyle ya Rabbi. Arkamızdan da bize böyle dua eden nesilleri nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, hak etmediğimiz anda hep verdi. Biz de alıştık, hak etmediğimiz şeyi istemeye alıştık. Yine hak etmiyoruz ama sen alıştırdın. Hak etmediğimiz halde bizi mecanen affet ya Rabbi. Affet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yerindeki makamı hürmet hatırını Allah'ım affeyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanını hürmetine ya Rabbi. Affeyle Allah'ım. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı hizmet imaniye Kur'an'ı olan, ikram olan, ihsan olan, lütuf olan bu durusu Kur'an'ı da bizi ayırma ya Rabbi. Vahir davabım. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve Selamat.